Çıkın biraz geri. Hadi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ne haber abi? Sağ ol dostum, senden ne haber? Yine ülke için, bu ülkenin çağdaş geleceği için kullanmaktan yana olduğu böyle bir karar verdi. Bu kararından dolayı kendisine minnettar olsun, başı sağ olsun. Hocam, adam olacağına dair daha önce bir röportajda söylediği ifadesi var. Böyle bir durumun söz konusu olmadı galiba. Bu tabii ailesinin sorumluluğunda. Bizim bildiğimiz vasiyetinde böyle bir şey yok. Sözel olarak söylemiş olabilir ama yazılı mesajı yok. Ailesinden sorumluluk var, ailesinden. Ne demek? Ne demek? Başınız sağ olsun. İsminizin başkanın yeğeni olarak Dilek Dursun oğlu. Dilek Hanım. Sizin efendim? Gül ismi. Gül Hanım Dursun oğlu mu? Yok değil. Buyruk Bülent. Ay, aileden miydiniz? Ben yeğenim. Yeğenisiniz. Teşekkür ederim. Siz de kızısınız galiba. İsminiz? Gizem Özkes oğlum. Taziyeleri aldığınıza dair habere ekleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel başınız. Neler söylersiniz? Acımız büyük ama. Allah. Sözünün bittiği yer ne söyleyebilirim? Çok sevdiğimiz, çok özel, onunla büyüdüğümüz, o kadar yakın olmak,
amcam gibi bir ruha, öyle bir kişiliğe, onun kanından olmak çok tarifsiz bir değer, bir armağan bence. Nur içinde yatsın, yolu ışık olsun, ne diyeyim. Röportajındaki vasiyetiyle ilgili söylediklerinin üstüne söyleyeceğiniz bir şey var mı? Herkes biliyor zaten, herkes biliyor. O kadar net seneler önce söyledi, aynı şekilde. Bir kadavra söz... Onu bilmiyorum, onunla onu ilgili bir bilgi yok. Bir form, yani bir belge yok, bilmiyorum. Zaman içinde göreceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Dilek Hanım, siz bir şey eklemek ister misiniz? Yeğenim, kuzenim söyledi. Söyleyecek hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Tamam.